İyi geceler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özarı, Semi Öztürk, Sema Aydemir'le birlikteyiz. Sercan Yıldırım'ı tebrik ediyoruz. Ve Yasin maalesef potaya girdi bugün itibariyle. Şu anda Berkan, Sercan, Yasin üçlüsü potada. Bu üçlüden biri Survivor'a veda edecek yarın akşam diyorum. Ve hemen Murat abiyle başlamak istiyorum. Murat abicim neler söyleyeceksin? Sevgili Furkan dede, Barış beni koyarsa hayatının hatasını yapar dedi. Cemalcan ise çarpışmak istiyorsa beni yazsın dedi. SMS Spor'un iki yıldızı Sercan'a hodri meydan dediler. Sercan ne yaptı? İkisini de yazmadı ve stratejik davrandı. Dün gece burada sevgili Semih kardeşimden atışmıştık. Demiştik ki, Semih şöyle bir yorum yapmıştı. Bence Sercan yarın akşamki oyunda kendini fazla sıkmayabilir demişti. Ben de demiştim ki hayır, Sercan çıkar aslanlar gibi oynar. Kazanırsa kazanır, kazanamazsa kazanamaz. Ama Sercan yılların sporcusu, böyle bir şey yapmaz, çıkar aslanlar gibi oynar demiştim. Nitekim de Sercan çıktı aslanlar gibi oynadı ve 5. dokunulmazlığını da almış oldu. Ve ne yaptı? Konseyde de şunu söyledi. Dedi ki, üzülüyorum Yasin'i söylediğim için ama stratejik bakıyorum olaya dedi. Dün gece ve bugün de herkes şunu tartışmıştı. Acaba Sercan kazanırsa ne yapacak? Sercan, ben şöyle düşünmüştüm. Acaba Barış'ı mı söyleyecek, Cemalcan'ı mı söyleyecek? Elif'i zaten söylemez çünkü kankası, bir Yasin kalıyor ya da Yasin'i söyleyecek. Şimdi Sercan ne yaptı? Ben olsam Sercan'ın yerinde şunu yapabilirdim. Çıkıp aslanlar gibi oynadı, kazandı ya. Ben de bana o hodri meydan diyenler var ya. Barış ve Cemalcan. Hatta Barış sonra diyor ki, Barış korktu diyor. Beni diyor yazamadı diyor. Şimdi ben Sercan'ın yerinde olsam çıkardım abi. Aslanlar gibi kazanmışım. Kaç tane dokunulmazda kalmış? 5 tane değil mi? Flash bir ismiyim ben. Beni hiçbiri yenemiyor kardeşim. 6 tane almış abi. Bir dakika, 4 almıştı, bir tanesini alamadı, şimdi bir de aldı, 5 oldu. Bir de öncesinde aldı, biri aldı, 3'ü aldı. 6 mı aldı? 6. 5. 5 aldı ya. 3 Cemalcan, 6 Sercan. 6 oyunun 5'ini aldı. Son 2 dokunulmazlık oldu ya, 3'erli paket halinde. Yani... tamam, onu hesaplarız. 4 almıştı, hatta konuşuyorduk, 4 almıştı. Şimdi de bir tane aldı, 5 oldu. Abici, 3 dokunulmazlık oluyor ya, evet. İlk dokunulmazın 3'ünü de aldı. Tamam. İkinci üçlünün, evet, ikisini aldı. Yani toplamda 5 aldı. 5 aldı. Ben doğru söylemişim. Evet, doğru. 5 aldı. 5. dokunulmazlığı da aldı ve flash bir isim. Ben Sercan'ın da olsam artık sona yaklaşmışız. Stratejik davranmazdım. Ne yapardım biliyor musun? O bana hodri meydan diyenler var ya, korkuyor benden diyenler var ya, ikisinden birini söylerdim. Ya Cemalcan derdim ya Barış derdim. Çıkardım potaya aslanlar gibi. Halk beni istiyorsa orada kalırdım. İstemiyorsa da giderdim. Ya Sercan ne yaptı? Yasin'i yazdı. Şimdi Sercan'ın yanında kim var? Berkan var, bir de Yasin mi var? Hı hı. Şimdi Sercan şöyle dedi. Berkan'la bizi foto finish ayırır dedi. Çünkü Sercan, Berkan'la ikisinin arasındaki durumu Sercan da kestiremiyor. Berkan mı benden iyi, ben mi iyiyim? Burada bir ikisi arasında bir çok nüans var. Fakat Yasin için ne düşünüyor acaba? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şahsi fikrimi söyleyeyim mi sana? Yasin'i oyu az filan zannediyorlar ya, ben hiç öyle tahmin etmiyorum. Ben Yasin'in oyunun Sercan'dan, Berkan'dan çok çok aşağıda olduğunu filan tahmin etmiyorum. Yani orada Yasin'i yazarak, tabii ki diğerlerine nazaran az Yasin ama Sercan, Berkan, Yasin potasında en aşağıda Yasin olduğunu ben düşünmüyorum. Benim şahsi fikrim. Arttırdı. Kimin şahsi olduğunu düşünüyorsun? Vallahi kimin olduğunu bilmiyorum ama üçün arasında Yasin aşağıda demiyorum. Üçü de beraber girerler. Ya Berkan ya Sercan aşağıda. Hayır, şöyle. Şimdi bak, Berkan veya Sercan da aşağıda demiyorum ben. Üçü kafa kafaya giderler. Yani birisi ondan çok fazla, birisi ondan çok fazla, birisi ondan çok fazla olmaz. Ben Yasin'in ikisinden de çok aşağıda olduğunu düşünmüyorum. Yarın ne olacak bilmiyorum. Ama Yasin'i yabana atmasın kimse bak. Yasin'i kimse yabana atmasın. Ummadık taş. Ummadık taş baş yarar. Şöyle bir şey var. Benim tahminim şu. Üçü kafa kafayadırlar. Birisi hafif böyle geçebilir. Onun kim olacağını bilmiyorum. Ama üçü de birbirinden. Ha,
şu eğlenecek, bu eğlenecek diye kesin kimse konuşamaz şu anda. Ben sana söyleyeyim. Evet. Kesin konuşamayız. Tabii de bir öngörümüz olacaktır kimin eleneceği yönünde. Burada ben dün şöyle söyledim. Sercan dokunulmazlığı alırsa Yasin'i söyleyemez. Belki de kaybetmesi onun çıkarına olabilir demiştim. Yasin'i birilerinin söylemesi gerekiyor demiştim. Evet. Ama Sercan Yıldırım ne yaptı? Yasin'in ismini verdi. Bu da bir hamledir. Ben olsam söyleyemeyebilirdim Yasin'i. Ama son realityden sonra orada Yasin'den başka hiçbir ismi de söylemezdim. Çünkü Yasin 2 haftadır Sercan'ın yanında ama Sercan dokunulmazlığı aldıktan sonra görüyorum ki Yasin, Barış, Berkan ve Cemalcan'ı almış karşısına, stratejik hesaplar yapıyor. Böyle diyor, üçgen var diyor. Orada bir Berkan var diyor, şu var diyor, bu var diyor. Belki diyor ya beni söyler, ya Cemal'i söyler, ya Barış'ı söyler. Onlarla birlikte varyasyonları konuşuyor. Yasin, sen ne yapıyorsun? Sen Sercan'ın yanında değil miydin? Biz seni arkadaşın gibi gördük son günler. Ama sen gitmişsin adamlarla stratejik hesaplar içerisine girmişsin. Sercan şöyle yaparsa böyle olur, böyle yaparsa şöyle olur. Bunu yaptığın için Yasin, yazılmayı hak ettin maalesef ki. Sercan doğru olanı yaptı. Sercan ama görmüyor ki Yasin ne yaptı. Evet. Nasıl görmüyor? Aynı adadalar. Yok, hayır tamam da. Bu konuşmalara şahit bu konuşmalara değil. Şahit ama konuşmaya şahit olmasına gerek yok. Biz Furkan'la aynıyız. Furkan böyle zor durumlar geçirdi. Bir yerden dışlandı falan. Geldi benim yanıma. Biz hep birlikteyiz. Ben dokunulmazlığı alıyorum. Bakıyorum Furkan karşıda. Yanında olmasına gerek yok. Karşıda adamları oturtmuş karşısına. Hesaplar yapıyor. Eline almış çubuğu. Yere bir şeyler çiziyor. Ama Sercan ben aleyhine bir şey yapmıyor. Sonra ben derim ki, Sercan aleyhine bir şey yapmıyor. Adamlarla plan proje ya, geliştiriyor. Kardeşim, ben Furkan'ı gördüğüm zaman derim ki ya, Furkan'a tamam bak da. Neyin peşinde? Ya tamam da Yasin ne dedi? Sen dinlemiyorsun herhalde ya. Yasin diyor ki çocuk ben diyor Furkan. Herkese iyi geçiniyorum diyor kardeşim. Yasin'in şu anda kimseyle bir problemi yok ki. Sözü bana verir misin? Bir dakika sen, bir şey anlatıyorum sana bir şey. Sen niye bana bakmıyorsun? Ama, sana bir şey soruyorum. Biz ben şimdi oraya odaklıyım. Ya oraya odaklanma kardeşim. Çünkü ben Furkan'ı potaya sokuyorum şu an. Ya neye sokasın? Ben sana bir şey söylüyorum. Sen şimdi bırak sen bana bir dön ya. Bir şey anlatıyorum dürüst sana. Ol. Sen Cemalcan Sercan'ı söyleyince çok normal. Baş başa yemekler yediler. Sercan şey söyleyince şu ayıp. Anda, niye şu ayıp? Anda, şu anda Yasin gidiyor diyorsun ya bir şeyler çeviriyor falan diyorsun. Yasin'i hiçbir şey çevirdiği yok. Bir dakika Yasin hiçbir şey çevirdiği yok. Yasin çocuk açık açık anlatıyor. Diyor ki Sercan'ı anlatsın. Bir dakika kardeşim. Onu demiyorum. Yasin anlatını dinlemedin mi sen? Sercan'ı anlatsın. Abi beni konuşturmamaya huyu var bunu ya. Bir şey anlatıyorum. Bir dinle anlatayım ya. Bir bekle ben bir şey diyeyim cevap ver. Bir sakin ol ya. La Fontaine'den anlatıyorsun da o yüzden. Ya neyi anlatıyorum? Senin yazdığın romanı burada ben sana söyleyeyim mi? Kimse en önemli romancılar yazamaz. O işi çarpıtıyorsun. Bırak şey anlatayım. Ben sana diyorum ki Yasin'in. Sen şimdi dedin ki bak Yasin diyorsun gitti karşı tarafla bir takım şeyler yapıyor Sercan aleyhine. Yasin Sercan aleyhine demedim. Neye dedin? Sercan aleyhine demedim. Ne kimin aleyhine yapıyor dedin? Yasin Sercan'la birlikteydi son evet, iki haftadır. Evet tam öyle dedin ama işte. Görüyorum ki dokunulmazlığı almış. Evet. Gidiyor orada tamam. Sercan'a hamle yapan adamlara evet. Bir şeyler anlatıyor. Tamam işte onu demek istiyorsun. Bu Sercan'ı rahatsız eder, seni rahatsız etmez Sercan'ı mi? Sercan'ı rahatsız etmez. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü Yasin şöyle bir şey dedi. Yasin'in şu anda kimseyle problemi yok. Yasin gidiyor 5 dakika diğer takımla oturuyor konuşuyor. 5 dakika gidiyor diğer takımla oturuyor konuşuyor. Yasin diyor ki ben bıktım artık diyor. Bugüne kadar diyor ben hep günah keçisi oldum, herkesle kötü oldum. Artık benim için artık kimseyle kötü olmayacağım diyor. Gidiyor onlarla da konuşuyor, Sercan'la da konuşuyor. Sercan'ın aleyhine de konuşmuyor, onların aleyhine de konuşuyor. Yasin şu anda ortada. Şimdi sen Yasin'e gidip de orada Sercan'ın aleyhine konuştu dersen olmaz. Yasin öyle bir şey yapmıyor. Ben seni sen iki kendi haftadır, kafandan gitmişsin diyorsun abi, ki orada bir şeyler yapıyor. Yapmıyor çocuk ben seni 2 haftadır korurken, potaya söylemezken evet. Ben dokunulmazlığı alınca bana hamle yapacak adamların arasına gidip evet. Onlarla bir fikir geliştirirsen, tamam. Bir proje geliştirirsen. Sercan da yapıyor aynı şeyi. Yaparsan bunu evet. Ben direkt senin adını veririm. Ya direkt adam, senin adını ya veririm. Adam zaten, ne Barış'ın adını veririm ne başkasının. Kardeşim, direkt senin adını Sercan, veririm. Sercan onun zaten yaptığını Sema da söyledi. Sercan onun yaptığını zaten görmüyor. Nereden biliyorsun görmediğini? Ya mi? Nereden küçücük yer. Ya görse de ayrıca görse de bir problem Sercan yok. Sercan nerede oturuyor? Siz hatırlayın. Bursa'da oturuyor. Berkan'la Yunus Emre tartışması vardı. Adada birbirlerine yürüdüler. Baraka ile evet. Mert'in, Ersin'in yaptığı yerler birbirine çok yakın. Hepsi birbirini tamam. Görüyor orada. Sercan öyle bir şey görse Yasin'e der ki sen gidip benim hakkımda bir şeyler mi yapıyorsun demiyor. Der. Demiyor çünkü yazıyor Yasin'den işte. Öyle bir şey hissetmiyor. Söylüyor, Yasin şu anda Yasin'in, Sercan'ın Yasin'i söylemesi senin dediğin gibi yok şey almış eline çubuk almış bir şeyler yapıyor falan alakası yok. Var. Sercan duygusal davranmadı.
Tamam mı kardeşim? Stratejik davrandı. Bu kadar basit. Ve aslını yaz. Sema'ya söz vereceğim. Yalnız bu sırada sevgili editörümüz Selin'den bilgi geldi abi. Evet. Şimdi biz Sercan'ın 3 kere kazandığı dokunulmazlığı sayıyoruz. Ondan önceki hafta da var. O yüzden benim orada aklım karıştı. Bakın Cemalcan 19. haftada 2 dokunulmazlık kazanıyor. Sercan 1 tane kazanıyor. Evet. 20. haftada Sercan 3 tane kazanıyor. Sercan etti 4. 21. haftada Sercan 2 tane daha kazanıyor 6. Biz son 2 dokunulmazlıktan bahsettik. Anladım ben. O önceden o de. Tamam, önceki. O önceden ama şimdi şöyle bir şey var. Ama seriye bu başladı ya biz onu dokunulmazlık... söyleyeyim. Seriyi derken o aynı sistem devam ediyor. Hayır, ama şöyle bu dokunulmazlık başladı 3'te 3 yaptı evet, diye başladık. Seri. Yani onu hesaba onu, katmadık. Niye İlk katmıyoruz? Başta... Ondan önce de oynanıyordu dokunulmazlık. Ya tamam da şimdi biz şuradan girdik olaya. Sercan hat-trick yaptı dedik. Evet. Burada hep masada konuştuk. Abi tamam da ben şimdi şunu söylüyorum. Evet. Sonuçta eğer biz burada bu adamın toplam aldığı dokunulmazlık sayısı 6 ise 6 diyeceğiz. 5 değil ki adamın aldığı dokunulmazlık sayısı 6. Öyle de biz yani onu, ben onu konuşuyorum. Yani seriden itibaren de ondan önceki hafta da oynandı çünkü o yüzden söylüyorum. Tamam, ama ondan önceki hafta ona hamle yoktu. Şimdi son iki dokunmazlıkta Sercan mı diğerleri mi diye. Hamle olup olmaması tamam, önemli değil. Ben dediğin, normal senin, net bir şey söylüyorum. Senin dediğin doğrudur. Ama senin dediğin doğru tabii ki. Adam aldıysa biz onu konuşuyoruz. Ama biz şuradan başladık ya. Hep bu masada hani hat-trick yaptı. Sonra dördüncüyü aldı. Öyle konuşmadık bu masada. Üç yaptı. Sonra dört yaptı deyince oradan başladığımız için oraya geldik biz. Ama yoksa... oradan başlamıyor. Bir önceki haftadan tamam, başlıyor. Tamam ama o zaman demek ki biz hat-trick yaptı falan diye yanlış konuştuk. Hayır önce... abi hat-trick yaptı derken yanlış konuşmuş olmuyorsun evet, ki. Evet ama hat-trick yaptı işte. Üçle başladı. Biz onları sayıyoruz. Öncesini saymadık. Adam o hafta 3'te 3 yaptı. Tamam. Ama ondan önceki bir hafta daha var. Onu biz niye çöpe atıyoruz? Bir hafta daha çöpe var. Çöpe atmıyoruz önce. Da benim derdim ne biliyor musun? Sercan mı diğerleri mi diye başlayan hikaye. Evet. Bu hikaye. Üç tane tamam, yaptı dokunmazlığı. Dokunmazlığı. Orada tamam. Sercan'a bir hamle yoktu. Orada bir ataç taktınız araya. Sercan'a hamle yoktu o hafta. Öyle başladı o hafta ona bir hamle yoktu. O yüzden tamam, o hamle almış. Ona hamle olmayınca aldığı dokunmazlık sayılmıyor. Ben hikayeye bakıyorum. Aldığı dokunmazlık sayılmıyor. Tamam. O zaman kaç oluyor dokunmazlık? Altı. Tamam. Tamam, sen evet, de haklısın, Sema. Biz de hikayenin başlamasından haklıyız. Çünkü o hayır, zaman haklı değilsiniz abi, o zaman o zaman şöyle olacaktı. Biz burada hat-trick yaptığımız zaman evet. Diyecekti ki ne hat-trick'i kardeşim? Adam daha önce Murat de kazandı. O zaman deseydin. Murat abiciğim hat-trick yaptı evet. Dediğiniz zaten hafta olarak bakıyoruz ya tamam, biz olaylara. Hafta hafta evet, değerlendirdiğimiz evet. için Sercan o hafta hat-trick yapmış oluyor dokunulmazlığı zaten. Tamam. O haftanın dokunulmazlığında hat-trick yapıyor. Tamam. Ama toplam dokunulmazlıklarda 6 tane bir önceki haftada bir tane daha almış adam. Onu bilmiyorum. Evet Sema'cığım. Evet Sercan'ın... Hani niye ortada olan bir şeyi hala biz hikayeye başladı da başlamadı da. Bu olay başladığından beri gelen dokunulmazlıklar ortada. Tamam o zaman evet. işte ben de diyorum ki biz o zaman o hat-trick... Ne anlatıyoruz? Hat-trick olaylarını ben yanlış... Ben %100 yanlış anlatıyorum. Yanlış demiyoruz. Bizim derdimiz o değil ki. Sercan bir yenilmezlik serisine başladı. Sana, ondan sana sonra yenilecek mi? Sana Sercan yenilecek mi? Yenilmeyecek mi? Onu sana konuştuk. Sana çok biz. Güzel sorularla geleceğim. Sen geçen hafta Yasin'in ismini vermemesi gereken diyen Sercan bu hafta Yasin'in ismini verdiği zaman onu da burada haklı çıkarmayı Reality başardı. Reality verdi bana. Tabii oraya çubuğu sen onu yakalamaya çalışıyorsun. Barışlarla plan kuruyor. Evet. Semacığım evet alayım. Alayım. Evet Sercan'ın başarılarının devamını diliyoruz. Muhteşem yarışıyor yine. Allah yardımcısı olsun. İnşallah inşallah kazandı bu dokunulmazlıklar. Bir sonraki oylamayı görmesine sebep olur diyelim. Burada şöyle söyleyelim. Yasin çok güzel özetlemiş. Eğer Sercan kendini düşünmek isterse beni potaya koyar. Eğer kafa tutmak isterse Barış'ı potaya koyar. Benim gördüğüm Sercan'ın da böyle ekstra insanlara karşı bir durum yok. Sadece kendi ifadelerinde yanlışlıklar var. Kimseye kim beslediğini düşünmüyorum. Her zaman kendi için ve Elif için, kendini korumak ve Elif'i korumak için... başarılı olmaya çalıştığını ama sadece ifadelerinde sanki daha böyle dişe diş gibi konuşmalar yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Barış'a karşı, ona karşı, buna karşı hiçbir kastı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden çok böyle aşırı bir rekabet hissetmediği için, onlara karşı aşırı bilenmediği için kendini düşündü, Yasin'i yazdı. Ha dün de söyledim, yazar mıydım? Berkan var, iki kişi daha girecek potaya, benim yanıma bir kişi daha girecek. Üç kişinin içinde ben eriniyorsam... Üç gün daha durmamın anlamı yok. Yazmazdım, finalde görmezdim. Belli olmaz çünkü. Yani elenirsem kafa tuttuğum adama karşı yenilmek isterdim. Öyle elenmek isterdim. Ama bu da doğru, yaptığı şey de doğru. Kendini düşündü. Az oy olduğunu düşündü Yasin'in. Bana kalırsa ben Yasin'in az oy olduğunu düşünmüyorum. Yasin'in o altının içinde bir 4-5'i vardır diye düşünüyorum. Ama Sercan'ın emeklerinin, Sercan'ın bugüne kadar orada yaptığı şeylerin özellikle dokunulmazlıktaki emeklerinden dolayı inşallah emeklinin karşılığını alır ve elenmez. Peki Sema sana bir şey soracağım. Sence Berkan'ın oyu mu daha fazladır Sercan'ın mı? Bir soru soracağım ve onun üzerine bir yorum yapacağım. Şöyle söyleyeyim. Bir dakika Sema'ya bir şey sorayım ama ona da mı karıştı? Oylama sistemimiz var ama.
Sen gün gün büyük SMS'i değiştiriyorsun Murat abi. Ya kardeşim ben Sema'ya... Bir kere konuştuk mu? Ben söyleyeyim tamam. Sema'ya bir soru... Her gün SMS'i değiştiriyor Murat abi. Dur bir dakika ya, ben bir şey soracağım. Sema'ya bir soru sorayım. Ona da mı karışıyorsun? Murat abicim şöyle düşünüyorum. Bu SMS bayağı bir zaman geçtiği için... Berkan Yasin Sercan'dır diye düşünüyorum sonu. Hatta şöyle söyleyeyim. Barış Cemalcan, Berkan Yasin Sercan. Elif'in de 4-5'te gibi olduğunu düşünüyorum. Tamam. Ama bu SMS... Final SMS'i olsaydı ve bu emeklerinin de oylamaya çıksaydı Sercan'ın ilk dörtte olacağını düşünüyorum. Sercan, ama maalesef ihtimalle. Bir dakika şimdi ben de niye... Son şeyleri hatırlıyorum. Niye sordum sana? Oylama haftasını hatırlıyorum. Sana? Sıkıntılıydı. Tam böyle Nisa olayları vardı. Sercan'a karşı bir şey vardı. Sonuncu olabilir. Niye sordum sana? Şimdi bak ben Sercan'ım. Tamam mı? Karşında kim var? Berkan var değil mi? Berkan'ı eğer geçeceğimi düşünsem, kendime güvensem ne yaparım biliyor musun? Ya Barış'ı ya Cem Hacan'ı söylerim. Evet. Çünkü neden? Derim ki vay be Sercan'a bak. Bak şimdi diyecekler demeyecekler miydi kardeşim? Evet. Demeyecekler miydi Sercan ya Barış'ı söylese ya Cem Hacan'ı söylese? Ben helal olsun diyecektim Sercan'a burada. Sercan'ın yaptığı hamle Murat abicim bir haftalık hamle. Hayır, ama senin dediğin hamle. Sen hiç satranç oynamadın mı hayatında? Seninkisi şampiyonluk hamlesi, bence de onu yapmalıydı. Bak bir dakika satrancı falan bırak, ben anlamam satrançta. Ben söylemeyi anlamam. Birbirini biliyorum anladım. Boş ver sen git satranç oyna. Şimdi bak ben sana bir söyleyeyim. Diyorum ki size ben eğer Berkan'ı geçeceğimi hissetsem, kendime güvensem anında ya Cemalcan derdim ya Barış derdim. Neden? Çünkü insanlar, halk bana diyecek ki helal olsun Sercan'a bak. Güçlüleri koydu oraya. Ama Sercan kendine bu kadar başarılı olan bir adam. Yarışlarda ortalığı kasıp kavuran bir adam. Berkan'ı geçeceğine kendine güvenmiyor. Bak problem orada. Berkan'ı eğer geçtiğine güvense zaten o hata yapacak. Ama Berkan'dan korkuyor. Berkan'dan korktuğu için de Yasin'i söylüyor. Bu yüzden de ben Sercan'ın yanında olsam pat 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 onları söylerdim. Ama Sercan Berkan'ı geçeceğine inanmıyor. Şimdi halbuki o kadar güçlüsün. O kadar güçlüsün kardeşim. Bir dakika şimdi burada şöyle bir durum var. Şunu söyleyeceğim ilk önce Murat abi. Bir kere bu SMS listesinde kimse nerede olduğunu bilmiyor abi. Biz bu işi bir geçelim. Nisa elendi. Ya bütün yarışmacılara biz sanki SMS listesinde kendinin nerede olduğunu biliyormuş muamelesi yapmaktan bir vazgeçebilir miyiz abi masa olarak? Niye onlar hissetmiyorlar mı abi? Hayır abi hissetmek ne demek ya? Barış hissediyor. Ya şimdi, niye hissetmesi? Ya, Barış niye o zaman bu kadar? Hayatının hatasını yapar. Barış hissetmiyor mu? Murat abi şöyle bir dakika. Bak, bir dakika. Evet. Barış'la ilgili bir parantez açarım. Barış çünkü bu zamana kadar birçok SMS'te birinci sırada geldiği için adam diğer yarışmacılardan biraz daha üstte olduğunu tahmin etmesi doğaldır. Ona da yine ben karşı çıkıyorum. Kendini şampiyon ilan etmesine de karşı çıkıyorum. Orada 6 tane yarışmacı varken hiçbir yarışmacı bana sorarsan kendini şampiyon ilan edemez. Çünkü belli olmaz bu iş yani. Tamam, hani yarın öbür gün ne olacağını bilemeyiz. Barış çok kendine güveniyor. İşte ben, Sercan niye güvenmiyor? Murat abicim zaten ben Barış'ın kendine güvenmesinin de yanlış, bu kadar kendine güvenmesinin yanlış niye olduğunu ama düşünüyorum. Ama insanların kendine güvenmesi güzel bir şey. Murat abi kendine güven derken şöyle, o kendine güven değil. Ben diyor ki hani ne yaparsın diyor program. Koy beni şampiyon. Diyor, koy beni diyor. Hayır tamam koy beni diyor da ona bir şey söylemiyorum zaten. Ben zaten ne dedim, Barış bu kadar çok kendine güveniyorsa bence şampiyon Barış zaten. Yok Cemalcan da güveniyor. Cemalcan da söyledi işte sana söyledim. Fotoda Berkan bir dakika. Var çünkü. Cemalcan ne diyor? Çarpışmak istiyorsa beni yazsın. Fotoda Berkan o zaman bir dakika. Var. Çarpışmak mı oluyor? Bir dakika kardeşim. Çarpışmak Barış mı da güveniyor. Üç kişi oluyor. Cemalcan da güveniyor. Ama o zaman Sercan'ın da güvenmesi lazım. Çarpışmak olmuyor. Bak, şöyle bir durum var bak. Ben tekrar aynı şeyi aslında. Bir izin verirsen veriyorum, sakin Murat abiciğim. Şimdi ben aynı şeyi Semih'e de bir iki hafta boyunca bunu da anlatmaya çalıştım. Semih de performansından dolayı Sercan'ı aldı, çok üst noktalara götürdü. Tamam. Dedim ki bak Semih yanlış yapıyorsun. Çünkü SMS sıralamasına ben baktığım zaman Sercan'ın öyle ahım şahım bir SMS'le bütün Survivor boyunca geldiğini görmedim. Adam sadece son iki hafta 1 ile 2'lerde birinci de olmamış. İkinci olmuş, sadece isim söyleme hakkı verilmiş. Ama ondan sonra çok iyi bir performans göstermiş. Bu demek değildir ki bu adam SMS o zaman alacak. O zaman söyleyelim, anlaşalım o zaman. Sercan elenir dedi. Ben de Sercan elenmez diyor. Tamam Sercan elenmez. O muhabbette değilim tamam, ben. Tamam ama ben söylediğimin arkasındayım tamam, hala. Arkasındasın. SMS'inin yüksek tamam, olduğunu arkasındasın. Ben sadece şunu söylüyorum. Tabii ki doğal olarak Barış kendine diğer yarışmacılardan biraz daha fazla güvenecektir. Çünkü bütün Survivor boyunca adam birinci gelmiş. Cemalcan da hemen hemen Barış kadar Survivor boyunca bir veya ikilerde olmuş. Belki bir iki hafta vardır listeye girelim. Sen zaten benim söylediğimi aynısını söylüyorsun. Tamam da Murat abi. Sen bana diyorsun ki mesela. Bak şöyle peki. Her zaman bire giren bir Barış kendine güveniyor. Tamam. Her zaman bir ikiye giren Cemalcan kendine güveniyor. Ve giremeyen bir Sercan. Niye böyle güvenen bir açıklama yapsın adam? Hayır bir dakika ben zaten benim demek istediğim şu. Ben güvenen açıklama falan yapsın demiyorum. Niye korkak diyorsun adamı? Ben diyorum ki, korkak diyorsun falan demedim kardeşim. Dedin. Korkak falan demedim. Ağzından öyle bir laf çıkmadı. Korkuyor dedin.
Barış dedi ya ona korkuyorsun diye ben sen demedim. Sen de dedin. Hayır ben demedim. Ben Barış'ın ona ne dediğini söyledim. Dinlemiyorsun herhalde sen. Sana bir kulaklık alayım ben. Yani burada şimdi ben Survivor yarışmacısıysam eğer tamam evet. mı? Biz burada bir dörtlüysek tamam mı? Tamam. Ben de buradaki SMS listesinde Sema benden üsttedir evet. diye tahmin ediyorsam. Evet. Murat abiyle Semih benden alttadır diye tahmin ediyorsam. Evet. Riski azaltmak için elime fırsat geçtiğinde tamam. Murat abi ve Semih'i söylerim. Ne gidip de orada bir ekstra bir güç gösterisi yapıp da Sema hadi gel karşıma diye saçma bir kurşun atmam geçecek, bir tarafa elime yani. Ne geçecek? Ama bir dakika ben de sana diyorum ki ben de sana şunu ben de seninle söylediğim aşağı yukarı aynı. Ben de sana sen diyorum. Sen diyorsun ki Sercan niye güçlü bir rakip almadı karşısına? Niye alsın? Niye Sercan dokunulmazlığı kazandı o zaman? Madem Barış söyleyecek mesela Barış'ın SMS'te biri evet. olduğunu düşünüyoruz. Niye kazandı Sercan bu adam dokunulmazlığı? Niye kazandı? Niye kazandı? Sercan çıktı. Mantığı ne? Bir dakika mantığı şu. Mantığı ne? Sercan aslanlar gibi çıktı. Evet. Sercan yine kazandı ve Sercan bir dakika bir şey söyleyeyim sana. Şimdi diyelim mantığı ki ne? Bir dakika mantık nedir biliyor musun? Diyelim ki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Evet. Bir sene şampiyon oldu. İkinci sene de şampiyon oldu. Üç de şampiyon olmak ister. Dört de şampiyon olmak ister. Beş de olmak ister. Şampiyon olmak ister. Şampiyon olmak ne ister. Ne alakası var? Evet. Sercan niye oyunu bıraksın? Anlaştık. Sercan aslanlar şampiyon gibi çıktı kazandı. Şampiyon olmak ister. Evet. Sercan bir başarı gösterdiği zaman evet. kazanmış olmuyor. Niye? Eğer Barış'ı söyleyecekse he. niye karşısına kendisinden SMS'i yüksek birini söylesin? Tamam. Neyin mantığı bu? O zaman bir dakika. Başarılı oluyor ama kazanmış bir dakika, olmuyor. O zaman sen de, başarılı olunca bir şey kazanmak istersin. Ben de sana bir şey söyleyeyim. O zaman şimdi bir dakika. Sercan kazandı değil evet. mi? Sercan kazanma kazandı. Değil başarılı oldu. Bir dakika oldu. Kardeşim kazandı ya oyunu. Kazandı. Kazandı. Evet. Kimi söyledi? Yasin. Yasin kazandı. Söyledi. Sercan Yasin'i söyledi ya. Evet. Sercan kazanmasa ne olacaktı? Sercan Barış söylese kazanmış olmayacaktı. Bir dakika Sercan oyunu kazanmasa ne olacaktı? Ben nereden bileyim ne olacaktı? Allah Allah. Nasıl ben yani? De diyorum Allah o zaman Allah. Sercan sen ne olacaktı, sen, sen dedin ya sen dün dedin sen ya. Söyle, ne sen dün dedin ya evet. Sercan dedin oyunu mahsus yani fazla sıkmayacak dedin ya. Sıkmayacak demedim. Ne dedin Yasin'i ya? Söyleyeyim. Bu da her şeyi diyor ama demedim diyor. Ama Yasin'i söylememek Yasin'i için kaybetse iyi olur dedi. Yasin'i söylemeyeceğini düşündüm. Ha, ne oldu kazandı söyledi işte. Söyledi. Ne oldu? Tamam bu, da, zaman... bir, bu da bir tercihtir. Tamam. Yaptı bunu. Kardeşim. Ben söyleyemeyebilirdim. Bak, benim için önemli olan Sercan'ın Yasin'i söylemesi, şarkı değil söylemesi mi? Hiçbiri değil. Benim için önemli olan ben Sercan'ı bu gece Sercan'ı ben alnından öperim. Niye biliyor musun? Benim için kimi söylediği de önemli değil. Sercan'ın çıkıp orada aslanlar gibi oyunu kazanması benim için en mühim olan şeydir. Sercan için beyefendi dün gece dedi ki oynayamayabilir. Ben nereye dedim burada? Sercan dedim çıkar aslanlar gibi olacak. Benim için önemli olan o. Sercan orada eğer aslanlar gibi çıkıp oynamasaydı çok büyük hata yapacaktı. Etik olmayacaktı. Peki. Bu kadar basit. Hala Barış'ı söylemesi gerekiyordu diyor ama. Ne? Karşısına Barış'ı almasın. Ya Barış ya Cemalcan. Niye? Niye Cemalcan veya Barış? Niye Cemalcan diyor? Şöyle. Niye? Allah yaptığı Allah. Adım 3 gün sonrası için bir adım. Ama eğer bunu yapsaydı diyor bu şampiyonluk adımıdır diyor. Yani en büyük yani Türkiye alkışlardı diyor. Ben de şampiyonluk adımı, ben de bu hamlesinin şampiyonluk adımı olduğunu görüyorum. Tamam işte, çünkü kendini diye. Olası bir yeni SMS tamam. atıyor bu şekilde. Ben onun peşinde adam. Adam diyor ki ben o kadar başarı sağladım. Evet. Buralardan kurtulursam SMS'im düşük olabilir ama çok büyük başarı sağladığım için yeni SMS'e girersem orada şampiyon olabilirim diye düşünüyor adam. Sercan bugün, şimdi sana da ben bir iki pragmatist tane soru bir soracağım. Bakış açısı. Şimdi Sercan bugün bana sorarsanız Survivor'da bir yarışmacının yapması gereken hamleyi yapmıştır. Bu kadar basit. Evet. Ben zaten yani burada iki haftadır bunu söylüyorum. Artık o benim iki günlük arkadaşımdı. Onunla dostluğumu bir şey paylaşmıştım. Tamam paylaştıysan paylaştın kardeşim. Sen onunla iki tane şeyi paylaştın diye ne yapacaksın yani? O zaman sana çok güzel o zaman geliyorum. Bir dakika. Elif'i söyleyebilirim. Yeri gelirse Elif'i de söyleyebilir. Yeri gelirse söyleyebilir ya. Başım ya. Ya. Hayır ya. O kadar da değil ya. Murat o kadar da değil. Etik değerlerden Murat uzaklaşılmaz bak, ya. Şöyle bir şey. Elif'i söyledim. Murat abi zaten Elif'i, Sercan Elif'i söyleyebilmesi için orada 6-5 tane yarışmacının hepsini söyleyecek ki en son Elif'e gelecek. Ben sana bir söyleyeyim mi? Vallahi billahi adayı terk ederim Elif'i söylemem. Ya tamam. Eğer ben de... Kendini söylemek diye bir şey yok. Yok kardeşim benim için yok. Ayıp ya. Elif'i söylerse ayıp eder. Sercan ayıp. Çok ayıp. O zaman şöyle yapacak. O zaman mesela diyelim ki Sercan'la Elif kaldı. İkisi kaldı. Ona hak verecekler. Diyecekler kupayı sana mı verelim Elif'e mi? Alıp Elif'e verecek o zaman. O zaman oyunda da Elif'i yenmeyecek. Yani. Anlamadım. Ne yapacak abi? Sen defalarca bunu oynayacağını soracağını anlamıyor musun? Şimdi bir dakika Semih'e bir şey soracağım. Evet, sor. Semih kardeşim. Ben iki haftadır bunu konuşuyorum. Sercan geçen hafta dokunulmazlığı aldığı zaman ilk önce Berkan'ın ismini verdi. Güzel. Ondan sonra gitti Nisa'nın ismini verdi. Güzel. Doğru mu? Doğrudur. Üçüncüsünü kaybetme ihtimali olacakken Nisa'nın ismini verdi. Ben de burada dedim ki neden Yasin'in ismini vermiyor? Çünkü Berkan potada dedim ben de. Tamam. Şimdi aynı şey bu haftada geçerli.
Değişen bir şey yok. Berkan yine potada. Ama Berkan Nisa'yı eledi. Onu atlama. Berkan'ın Nisa'yı elip elmemesi önemli değil ki. Burada yine... Niye önemli değil? Bir dakika. Ben geçen hafta ben sana soru... cevap verirken... Hayır. Berkan'ın SMS'in en düşük olma ihtimalini öngörerek söyledim. Sen onu öngördün. Ama Sercan öyle olmadığını gördü. Ben Yasin'i niye söylemedi diye sana sorduğum zaman... Berkan var potada dedim. Hayır, Berkan potada var. Bir de evet. Yasin onunla yol arkadaşlığı yapıyor. Sahip çıktı. Arkadaşın ismini niye versin diye defalarca bana söyledim. Bütün program boyunca söyledim. Berkan var potada dedim. Berkan'ı zaten eleyebileceğini düşünüyor dedim. Yasin, ama gördü ki Nisa'yı eledi Berkan. Yasin onun arkadaşı, yol arkadaşlığı yapıyor. Birbirlerine sahip çıktı. O yüzden Yasin'i vermemesi doğrudur dedim mi? Dedim. Şimdi niye verdi Yasin'e? Çünkü gitti orada ona hamle yapacak adamlarla grupla oturdu orada yere çubuk ya çubukla. Ne çubukla ne yaptı adam bir şey yapmadı. Ben dokunmazlığı aldıysam onların yanında ne iş var Yasin'in? Allah. Ne yapacak? Ne işi var orada Yasin'in? Yasin'in ne işi var ya? Siz niye bu görüntüyü yok sayıyorsunuz? Ya orada ne var o görüntüde? Biz o nasıl görüntüyü yok sayıyoruz. Ne yaptı sanki gitti adamlar senet imzaladı sanki orada ya abartıyorsun Yasin kendi ağzıyla söyledi çocuk. Ben o tarafa da yakınım, evet, bu tarafa da ben çocuk ortadayım. Hep bunu söylüyor. Ama o tarafa da yakın, o tarafa da yakın. İletişim kurmasında bir sıkıntı evet. Yok. Ama Sercan'ın yapacağı hamleler üzerinden onlarla bir muhabbet içerisinde. Seni de yazabilir, şöyle olursa beni yazabilir. O zaman Elif'e Sercan de yazsın. Sercan'a danışsın. Tamam, ben de sana Sercan'a böyle geliyorum. Sercan'a danışsın. İki gün önce ne dedin? Elif için, Sercan için orada konuşuyorlar. Elif de inşallah dedi, kalktı dedi. Elif... Şimdi Elif'in kötü niyeti var mı? Yok. Sercan'ın en yakın arkadaşı. Ama Elif hiçbir zaman onlarla yerde... Elif hiçbir zaman onlarla çok yakın olmadı. Hep Sercan'ın yanındaydı. Ha. Ama Yasin bir oraya gitti, ya bir oraya geldi. Sercan'a bir tek bir şey söylüyorum. Eğer Sercan'ın bu hafta yaptığı hareket ne kadar doğruysa, bak evet. Bu hafta yaptığı hareket ne kadar doğruysa, geçen hafta da yaptığı hareket bir o kadar yanlıştı. Performansı sayesinde bir gün sonra parkurda gösterdiği performansı sayesinde elenmekten kurtuldu belki de. Eğer o gün 3. dokunulmazlığı Sercan almasaydı Berkan'ın ve Nisa'nın olduğu potada belki kendi ismi söylenecekti. Berkan'ın da Nisa'nın da aşağısında olabilme ihtimali olduğu için elenecekti. Ama Yasin'in ismini vermiş olsaydı bir ihtimal daha kendini tutabilecekti. Sayın Fıkhan'cığım belki Nisa'nın en düşük olduğunu zannediyor adam. Ya zannediyor en düşük gitti ama. Tamam en düşük olduğunu zannediyor diyorsun da. Onu söyle ben de o belki şimdi, o yüzden söyledi onu. Bak bu, sana şöyle söyleyeyim. Senin mantığına göre diyorum. Onlar bilmiyor ya SMS'i. Şöyle belki söyleyeyim. Nisa'nın Nisa'nın elenmesinin Ganyan'ı 30'du. Nisa'nın elenmesinin Ganyan'ı 30'du öyle söyleyeyim. Nisa elendiği zaman bütün Türkiye böyle kaldı. Çok 30 değildi. Kaçtı 29 ben Berkan bekliyordum da çok 30 değildi. Ya Semih. 30 ya 30 Ganyan'da sürprizdi değildi. Sürprizdi ya sürprizdi Nisa'nın elenmesi. 330 diyor. Evet abi yani çok bunu şimdi. Beklenmedik yani, bir isim. Çok beklenmedik bir isim. Herkes şok oldu ya. Beklenmedik şeyler zaten olabiliyor ama sen oranlara bakarsın kafanda az çok bir şeyin matematiğini yaparsın. Eğer Sercan o geçen hafta 300 dokunulmazlığı tamam. Almasaydı belki kendi elenecekti adam. Peki Sercan Berkan'ın niye ilk baş Berkan ismini verdi geçen hafta? Oyunun düşük olduğunu düşünüyor. Oyunun düşük olduğunu düşünüyor. Ama bu hafta niye öyle bir şey yok? Bu hafta senin Berkan'ı bana... veriyor. Berkan ismini veriyor ama bu Berkan Nisa'yı eledi. Artı yanına ha. Kendine dur. Bir can simidi daha alıyor Yasin. İşte zaten önemli olan şey şu. Ama geçen hafta öyle görmedi. Survivor'ın artık bu son noktasında zaten hep yanına bir 2 3 tane 4 tane kaç tane alabiliyorsan can simidini ya zaten alman bak, lazım. Ben sana şu soruyu sorduğumda bana şöyle bir cevap veriyorsun. Berkan'ı aldı. Berkan onun zaten altında. Biz hepimiz Sercan da Berkan geçen hafta öyle Berkan, görüyorduk. Bütün Türkiye buna eminiz. Berkan Sercan'ın altında bunu kabul ettik. O yüzden artık yukarılarda ya birini yersem diye düşünüyor diye Nisa'yı söylediğini kendin açıkladın Sayın burada Furkan'cığım, bana. Sayın Furkan'cığım sonuçta adam dokunulmazlıkları alıyor. İkinciyi almış. Bir Berkan var zaten. Kendisinden düşük gördüğü bir adam var fotoda. İkinci Nisa'yı da koyuyor olursa diye sonra Barış da koyuyor. Peki. Ve olursa peki. Oldu. Ya tutarsa oldu. Nasrettin Hoca'nın hikayesi. Nisa gitti. Yani, peki kardeşim şimdi seyirciler bunu izliyor. İki tane adam var. Bir tanesi diyor Nisa'nın, ki... Nisa'nın çok özür dilerim. Nisa'nın bugün gitmesinin çok büyük bir sürpriz olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz anladın mı? Adam yüzden... amacına ulaştı ama. Hangi adam? Bir şampiyonluk adayını elemiş oldu. Hangi adam? Sercan olası bir şampiyonluk adayını elemiş oldu. O zaman demek ki Sercan bence biz dışarıdakilerden de daha iyi bir şekilde SMS listesini çok iyi tahmin ediyor o zaman. Şimdi herhalde. Bir şey diyeceğim evet. Sana ya. Şimdi edemez mi? Ben nasıl edebilir ya? Edebilir. Adamın öngörüleri vardır edebilir. Ya ne kadar öngörebilir bu kadar ya? Biz burada bu kadar içindeyiz. Biz bu kadar içindeyiz öngöremiyoruz. Adam nasıl öngörsün bak, Semih? Yapma. Ben geçen haftayı da söylediğim gibi hala arkasındayım bu haftayı da. Geçen hafta kendini korumak amaçlı Berkan'ı söyledi. Sonrasında kendinden düşük gördüğü için sonrasında dedi ki ya Nisa gelsin, Cemal olur, Barış olur. Üçünü de aldığı için formaliteye cevap başka birilerini koydu. Nisa gitti. Ama baktı ki o kendisinden düşük gördüğü Berkan Nisa'yı eledi. O yüzden bu hafta yine Berkan'ı söyledi.
İkinci bir alternatif de Yasin'i koymak zorunda. Çünkü o Berkan geçen hafta sürpriz yaptı. Tamam, ben de şunu söylüyorum. Yanlış yok ama ona itiraz ediyor. Hayır, o diyor zaten herkes yazılabilir bu saatten sonra. Ben herkes yazılabilir diyorum. Benim buradaki anlatmak istediğimi sen çok iyi anlıyorsun ama anlamak istemiyorsun. Hayır, anlamıyorum. Ben Berkan'ı söyledikten sonra şöyle... Bak senin tezin şu. Ben bu teze çok karşıyım. Berkan'ı söyledi çünkü kendinden aşağıda olduğuna emindi. Neden söyledi? Emindi. Nasıl emindi? Sen geçen hafta Sercan'ı niye söyledi? Berkan'ı niye söyledi? Ne diye söylüyorum sen? Şimdi ben de sana bak çok basit bir şey anlatıyorum. Bu Survivor'da SMS listesini hiçbir yarışmacı biliyor mu? Bilmiyor. Bilmiyor değil mi? Şimdi ben Sercan'ım değil mi? Burada oturuyorum. Evet. Benden iki tane düşük alma ihtimali olan adam var. Biri Murat abi, biri Semih. Birinci kurşunumu Murat abiden attım. Murat abi zaten benim altımda. Dur ben Sema'yı da söyleyeyim. Sema da giderse diyemem çünkü benim de potoya girme ihtimalim var. Benden aşağıda olma ihtimali olan ikinci kişi olarak ya, seni söylerim ki kendimi ne kadar garantiye alırsam son dörtlükte o kadar iyidir ya. Sistem mantıklı hareket. Ama bu da yapılabilir de adam... Adam bir şey söylüyor Murat ben, abi. Demin ben konuya girdim yine lafım kesiliyor. Giriyorum lafım kesiliyor. Lafım kesilmiyor herkes ha. Konuşuyor. Hayır Murat herkes konuşmuyor. Herkes, dinle git benimki kesiliyor. Şimdi bak bir şey diyorum ben. İki saniye iki dakika önce kesildi. Tam Furkan'a bir şey anlatıyordum. Orada bir şey oldu. Bizim de kesiliyor Murat abi. Tamam. Siz o zaman berber olun ya. Bizim de kesiliyor ne yapalım burada sohbet bak, ediyoruz biz. Aynen, bizim reytingimiz bu samimiyetten geliyor. Hayır onu demek istemiyorum da yani kesiliyor diyorsun da şimdi iki dakika önce benimki kesildi izleyin. Şimdi bak bir şey diyorum ben sana. Bir kere mantıksızlık var kardeşim. Eğer bu adam Berkan'ın kendinden oyunun düşük olduğunu düşünüyorsa o zaman şimdi niye Yasin'i veriyor? Orada da mantıksızlık var. Şimdi kafa bu adam tutmalı değil mi? Efendim? Söylüyoruz kafa biz tutmalı. Sana. Ya herhalde. Ama söylüyorum ama zaten. Dinlemiyorsun Murat abi. Biliyorum seni. Ben Furkan'a şimdi. Düşünüyordu. Heh. Ama o Berkan Nisa'yı tamam. Eledi. Zaten orada mantıksızlık şu. Basit. Eğer zaten bu adam Berkan'ı geçtiğini düşünse Yasin'i vermez. Deminden beri ben de size onu anlatıyorum. Eğer Berkan'ı geçtiğinden kesin emin olsa şov yapar. Karşısına Barış'ı veya Cemal Can'ı adam koyardı. Adam yok ortada. Efendim? Cemal'i Barış'ı niye koysun? Bir dakika, hala kardeşim. Düşünüyor Berkan'ı eleyebilirim. Bir de Yasin de eleyebilirim. Cemal'le Barış'ı zaman, eleyemem diye düşünüyor. O zaman şurada tuhaflık bir var. Bir garantisi yok o zaman ki. Şurada Berkan da eleyemeyecek. O zaman şurada tuhaflık var. Hani diyoruz ya Berkan'ı çıkardı geçen. Karşısına Berkan'ı çıkardı çünkü eledi. Berkan'dan daha iyi olduğunu evet, düşün. Evet. Onda tuhaflık var işte. Tuhaflık ben, yok. Hayır değil. Berkan'dan daha iyi olduğunu bilse adam şu anda da öyle bir güveni olsa ben de diyorum ki sana Berkan'ı... Şu an yok diyoruz biz. Ya işte ben de onu, işte onu konuşuyoruz deminden tamam, beri. Tamam ama geçen hafta tuhaflık var diyorsun. Geçen hafta tuhaflık yok. Geçen hafta herkes Berkan'ı düşünüyordu. Berkan'ı söyledi o herkesin oyunun düşük olduğunu düşündüğü Berkan Nisa'yı eleyince bir sürpriz yaptı ya. Tamam. Yapınca adam yine Berkan'ın o kadar da düşük olmadığını anladı Nisa'yı eleyince. Ama diyor ki bu Berkan Cemal'le Barış'tan yüksek olamaz. Ben kimi söyleyeyim diyor. Yine Berkan'ı söyleyeyim diyor. Artı yanına Yasin de söyleyeyim diyor. Tamam o zaman basit. O zaman kardeşim. Burada hiçbir şey yok. Yok hiçbir şey yok. Neyi tartışıyoruz? Şunu konuşalım. Aynen Elif'i al bu tarafa kaç kişi neyi tartışıyoruz? Şunu konuşalım bak. Şunu konuşalım. Şeyi tartışmıyoruz. Sen benim ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Sen benim ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Ben onu buradaki ya bu hafta niye o adamı söyledi noktasında değilim. Ben neredeyim sen çok iyi biliyorsun. Abi şunu konuşalım. İnan ki ben anlamıyorum ya. Önümüze bakalım ya. Önümüze bakalım. Bırak o onu koydu bu bunu koydu. Önümüze bakalım. Herkes Yasin'in de burada bir tane bir tane hareketini yakaladın. Ha şimdi dedin Yasin'in söylemesi doğruydu. O da hep böyle kılıfı yerleştirdi. Berber Furkan. Berber Furkan. Evet. Bak şimdi bir şey diyeceğim sana. Şunu rüzgara göre dönme. Abi görüyor musun? Rüzgara göre dönme. Rüzgara göre dönme. İki hafta ben seni korumuşum. İki hafta ben seni korumuşum. Benim yanımdasın. Ben dokunulmazlanınca gidip orada bana hamle yapacak grupla orada oturup çubuğu eline alıp şöyle olursa şöyle olur, böyle olursa böyle olur yaparsam ben de onu görürsem ne Barış'ı yazarım gidene kadar da seni yazarım. O çubuğu Yasin eline almadan önce, eline almadan önce Elif'le Sercan bench'te oturuyorlar diyorlar ki ikimiz de aynı ismi yazacaktık zaten diyorlar. Belki Yasin'in başka realiteleri de var görmediğimiz. Ama şu an insanların olayı bu. Biliyor muyuz? Ne oldu çubuk şey geçti mi? Bunu biliyor çubuk muyuz? Çubuk geçti mi? Hayır bunu biliyor muyuz? Çubuk bitti mi şimdi? Reality'yi verdi işte. Tamam çubuk bana bitti verdi mi? Bana verdi reality'yi verdi bana. Yasin tamam reality'yi verdi. Ondan önce de Elif'le Sercan'la konuşmayı yaptı mı? Anlayamazsın. Şarkı söylesen. Biz her görüntüyü görüyor muyuz? Ha, ne oldu şimdi her görüntüyü görüyorsun? Daha önce görüntüsün görüntü üzerinden az kent geçiyorsun. Şarkı söyle gir araya şarkı söyle. Yasin oraya gidene kadar hiç konuşmadılar değil mi? Söndürürüm. Başka türlü konuşamıyoruz. Arkadaşlar niye sen Yasin'i vermesini o zaman şey yapıyorsun? Bir şey ona bir şey yapmıyor. Ben dün Çiğ'ye itiraz edince hepiniz dediniz normal dediniz. Cemalcan da geldi baş başa yemek yedi. Sercan ismini verdi. Hadi Sema. Ne? Sen ona normal diyorsan bu da normal. Neye itiraz hangisi ediyorsun? Normal diyorsan söyle bak. Dün Cemalcan gelip Sercan ismini verdi.
Normaldi. Ben ona itiraz ettim. Elif'i vermeliydi. O kadar baş başa yemekler yediler. Evet, normal. Sen normal dedin. O evet. Zaman bu da normal. Niye konu hangisi itiraz normal ediyorsun? Değil diyorum ki ben. Hayır. Sen normal. Bana niye itiraz ediyorsun? Ben de normal diyorum hadi. Ben neye normal değil diyorum söyler misin? Benim konuşmama. Senin şu anki ben bu hafta Yasin'in ismini vermesine normal değil demiyorum ki. Tamam sen bana itiraz ya, ediyorsun ya. Sana ben de seninle aynı şeyi savunuyorum. Hayır. Evet normal. Bu söyleyebilir hafta, Yasin'in. Bu hafta olan şey doğru. Geçen hafta Berkan'ın ismini verdikten sonra o ben burada doğru. Yasin'in ismini vermeliydi dedim. Orada Sercan hata yaptı. Çünkü daha üçüncü dokunulmazlık oynanmamıştı. Allah yardım etti. Sercan da performansı yedi. Kendini koydu. Verebilirdi. Abi. Bu da bir ihtimal. Ama Berkan Hakan senin o... şöyle bir açıklaman var evet. Geçen hafta. Veremezdi Yasin'in ismini, sistem izin vermiyor. Ben onları da çok iyi biliyorum. Yani. Sistem izin vermiyor diye açıklamam var ya. Şimdi abiciğim bak. Hepsini biliyorum. Dinleyin beni abi. Evet. Şimdi onlar geçti gitti. Şimdi yarın ne var abi? Yarın 3 tane aday mı var? Ama Murat abicim size de biraz teessüf ederim yalnız. Estağfurullah. Şimdi ben Semih'le burada bir tartışma içerisindeyim. Siz her zaman tartışıyorsunuz. Biz de bir konuda anlaşamadık. Bazen de biz burada tartışabiliriz yani. Öyle değil mi? Sizin de buna izin vermeniz gerekir. Öyle düşünüyorum. Hayır hayır tartışın da. Şöyle tartışırken mesela ben konuşurken sözün kesilip tartışmaya başladım. Tamam ama başladım. Bugün biz bir konu hakkında tartıştık. Olamaz genel... yani şimdi biz haftanın her günü program yapıyoruz. Hayır, tamam. Siz bütün program tartışıyorsunuz tamam, zaten. Tamam ama şöyle şimdi tartışıyoruz bizim da. Bizim tartışmaya hakkımız yok mu? Senin tartışmaya sonuna kadar ölene kadar hakkın var da ben konuşurken lafımı kesip tartışmaya hakkınız yok. Biz, ben konuşmamı bitireyim. Biz konuşurken araya şarkılar söylendi abi. Şey. Biz de birbirimizin sözünü kesiyoruz. O siz yaptığınız için biz de Sema'yla yaptık. Sema'nın sesi çok güzelmiş. Diye. Şarkı söylemek istedi değil mi Sema? Tabii. Kavga etmiyor. Ne kavgası ya Sema? Çünkü aynı şeyi söylüyor. Sen onu söylememiş gibi davranıyorsun. O diyor ki zaten normal. Beni mi suçluyorsun? Dur şimdi. Hayır, sen de gel. Suçlamıyorum. O diyor sen ki de gel sen Yasin'in söylenmesi normal diyor. Sen ben de hatta Yasin'in söylenmesi... Sen Sema, de normal diyorsun. Sema ben şöyle söyleyeyim. Yasin'in söylenmesi normal. Hatta o kadar normal ki geçen hafta da söylenmeliydi diyorum belki de. Normal diyor. Söylediğim şey. Sen de bunu söylüyorsun. O bana ama geçen hafta sen niye anormal diyorsun diyor. Tabii Yasin çünkü söylemesi. Geçen hafta sen Yasin'in söylemesi gerekirken ben de diyorum ne demek ki, efendim tamam, Yasin'in ben de diyorum ki gerekiyor. Berkan varken gereksiz diyorum. Berkan varken gereksiz diyorum. Nasıl emin olabiliyorsun? Çünkü Berkan bak şimdi söylüyorsun kaç kere belge çıkartıyorsun. Berkan ne zaman 1'e veya 2'ye girdi? Ama diğer bütün yarışmacıların 1'i var 2'si var. Bu bir referans. O yarışmacılar bilmiyor mu bunu? Barış nasıl bu kadar rahat konuşuyor? Ben şampiyon olacağım. Ne ya oldu da, o referans Nisa'yı eledi mi? Eledi. Ha, yanılabiliriz. İşte bu için adam bu hafta Yasin'i söylüyor. O zaman sen bu bir hafta Yasin'i söylüyor. Sen bir Survivor yarışmacısı olarak sadece geçen hafta a sürprizi gördüm şimdi söyleyeyim değil. Sen eğer bir Survivor yarışmacısıysan ve senin eline birilerinin ismini söyleme hakkı verilmişse sen her zaman en düşük SMS alma ihtimali olan isimleri vermek durumundasın. Ama çünkü doğru yapmış Sercan. O bir gün sana da dönebilir. Nisa gitti doğru yapmış demek ki. İşte ben de diyorum Nisa bak. Nisa'nın ismini verdi. İhtimaller buna çok büyük sürpriz geldi diyorum ben de sana. Tamam. Çok büyük sürpriz. Ama Sercan onu bile tahmin ediyordu değil mi? Tahmin ediyordu demiyorum. Onu bile tahmin ediyordu. Tahmin ediyordu demiyorum. Yani. İki dokunulmazlığı alınacak. Biri 300 veren, biri 30 veren Ganyan'ı tahmin ediyordu İki Sercan. Dokunulmazlığı aldığı için... Üçüncüde de gördü, kendine güvendi. Ben bunu kaybetmem diye düşündü herhalde. Bana sorarsan anladın sen mı? Sercan'ın sadece yaptığı hareketleri doğru gösterebilmek için ona göre konuşuyorsun hayır, iki haftadır. Çünkü ben Sercan yerinde olsam ben de aynı hamleleri yapardım. Anladım. O yüzden takdir ediyorum adamı. Yani Sercan öyle yapıyor doğru, böyle yapıyor doğru. Ben Yasin'in ismini veremezdim bence diyorum. Ben dün veremezdim diyorum Yasin'in ismini. Ama Yasin... Gitti orada adamlarla oturmuş orada şöyle olur böyle olur. Ben de diyorum ki ondan önce reality vardı. Sercan'la Elif'in reality'si vardı. Bench'te oturuyorlardı. İkimiz de aynı ismi vereceğiz diye konuştular. Ha. Demek ki Yasin'i verecekleri belliydi. Şimdi eğer bir olay yoksa bence Sercan buralara girmemesi gerekiyordu. Hayır bir şey o zaman söyleyeceğim. Onu duymak istiyorsan. 6 kişi kalmışlar. 3 tane dokunulmazlık oynuyorlar. Her Allah'ın günü kim gidecek diye stres yaşıyorlar. Bu çocukların zaten başka konuşma ihtimali yok. Bunun da bir kötü bir şey yok. Yasin arkadaşları buna konuşur. Elif Sercan'la konuşur. Zaten şu andaki tek odak noktaları o ki bu çocukların. Tabii ki konuşacaklar. Beni yazar. Beni yazmazsa seni yazar. Biz ikimiz bunu yazalım. Bununla bir kötülük yok. Yıllardır ikisi karar vermişler bunu yazmışlar. Ne Sercan'la var ki? Sercan'la Yasin'i biz yakın görüyoruz ya son günlerde. Oynadan oyunun kurallarını Yasin niye gidip Sercan'la konuşmuyor? Onu bana cevabını verin. Ya ben, o an onlarla konuşuyor. Tamam sen ona bir cevap verin. Bu sebep değil. Sana sorduğun soruya cevap verir misin? Sorduğun soruya cevap vereceğim. Ondan önce şunu söyleyeyim. Ben geçen hafta da Yasin'in niye ismini söylemedi dediğimde bir dakika dedin. Arkadaşlar aynı takımdalar. Dostlukları var. Nasıl söylerdin? Gerek yok al işte dedim. Şimdi söyledim. Zaten potada Berkan var dedim. Işte gerek yok dedim. Bugün gerek var ama. Bugün bir günde değişti işler. Berkan, bir gün, bak söylüyoruz Berkan Nisa'yı elediği için bugün gerek var. Arkadaşlık ne oldu? Sercan Yasin arkadaşlık. Söylüyorum işte. Gitti bitti. Hayır. Siz şimdi mesela soruyorum size. O zaman Sercan'la Yasin çok yakın mıydı? Bana yakın göre mi? Orada hiç kimse niye çok Yasin? Çok yakın ya bak yakındı. Biz öyle görüyorduk değil mi? Arkadaşlık diyordum hayır, ya ben. Hayır ben öyle görmüyordum. Bak ben arkadaşlık dedim yani. Sen öyle tamam, görüyorsun. Ben öyle görmüyorum. Öyle gördüm.
Dün Cemalcan'ın da Sercan'ı yazmaması gerektiğini söyledim baş başa yemeklerden dolayı. Bugün de Sercan'ın Yasin ismini vermemesi gerektiğini söyledim. Ama madem yakınlar arkadaşlar, senin arkadaşın dokunulmazlığı aldıysa, herkese eşitsen, sen gel güç kimdeyse onunla konuş. Arkadaşın zaten, niye gidip sen yani alakasız insanlarla, bir yetkisi olmayan, iradesi olmayan kişilerle gidip bir şeyler konuşuyorsun. Sen benim arkadaşımsan, ben seni koruduysam iki hafta gelsen benimle konuş. İşte belki de onların Sercan, da arkadaş ama. Onların da arkadaşı, onlar korusun o zaman onu. Belki de Sercan, tamam, onlar belki de Sercan bunu. Elif Yasin'in söyleyeceğini belki çocuğa da belli ettiler, imad ettiler, biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz işte. Burada önemli olan bak, biz 24 saat izlemiyoruz. Sen oradan aldığın bir tane görüntüyle o öyle oldu, bu böyle oldu diye hikaye yazman bana sorarsan yanlış. Ama o görüntü yanlış. Benim için yanlış bir görüntü. Tamam, o görüntü senin için yanlış olabilir ama biz bir görüntü üzerinden bütün hikayeyi tamamlayamayız. Ben sadece, benim net bildiğim bir şey varsa bu Survivor'da, sen eline bir hamle yapma imkanı geçtiği zaman SMS'i en düşük olma ihtimali olan yarışmacıları söyleyip arkadaş dostluk, tamam arkadaş zaten çıkınca arkadaş olsunlar canım, topu topu 6-7 kişi kaldı zaten burada, adam ne yapacak yani? Benim kendi anladığım... şampiyonluğunu mu verecek? Yeri gelecek, ben Murat abiye şunu söylemek istedim. Elif'i söyleyeceklerken orada Barış, Cemalcan, başka yarışmacılar varken Elif'i söylesin anlamında söylemedim. Ama Elif'le Sercan kaldı. Ne olacak, Sercan ne diyecek? Bana vermeyin kupayı, Elif'e verin, o hak etti mi diyecek. Benim yani anladığım galiba bu hafta iki dokunulmazlık var. 5'e düşecek ya yarışmacı sayısı. 3 değil 2 dokunulmazlık. Herhalde. Şimdi öyle anladım ben. Şimdi peki o zaman sana sorum. Barış diyelim dokunulmazlığı aldı. Sercan'ı söyledi. İkinci dokunulmazlığı da Sercan aldı. Elif'i verebilir mi? Diyelim Barış'ı yüksek görüyor. Cemalcan'ı yüksek görüyor. Elif'i söyleyebilir mi? İşte bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. Şimdi bana bence söyleyemez. Bana sorarsan yani bu saatten sonra söylemesinde bir problem görmüyorum. Yok mu diyorsun ben. Sen? Bence bir problem yok artık ya. Bu saatten sence sonra. Sence ne, neyi savunuyor Murat abi? Elif'i doğru olmaması gerektiğini söylüyor. Bu bir yarışmadır. Bu saatten hayır, söyleyebilir sonra diyor. İşte söyleyebilir problem olmaması evet gerekli diyor. Ha, kalp olarak biz aylardır gördüğümüz Sercan'ın Elif'i söylemesi bize hoş görünmeyebilir. Ama bu bir yarışma olduğu için 3 gün sonra yine sarılırsın. Türkiye'de kardeşin, dostların, dostluğunu yaşarsın. Doğrusu olabilir. Şimdi bunda ben şu yoktur. Çok ilginç bir şey. Şimdi mesela biz çok vakit geçiriyoruz değil mi? Kardeş gibiyiz seninle. Evet. Biz ikimiz satranç oynadığımızı düşün yani. Şimdi ben senin gördüğüm kaleni orada boş bırakmışsın. Yemeyecek miyim kaleni? Ama yersin. Bak bu birebir başka bir şey. Elif'le Sercan final koltuğuna otursun, birbirini yenmek isterler. Ama karşımızda hamle yapacağımız biri var. Satranç aynı olmuyor bu örnek. Başka birileri var. Bizim ortak hamle yapabileceğimiz birileri var. Biz niye gücümüzü bölüyoruz? Ben şimdi, sana niye hamle yapıyorum? Orada zaten bize hamle yapan biri var karşıda. Orada belki bence Elif'ten önce yine Berkan'ın ismini verebilir belki. Berkan olur, Yasin olur. Mesela Yasin veya Berkan gitmezse, Sercan kalırsa. Diyelim ki Sercan şey Yasin gitti, Berkan kaldı. Ya kimlerin kaldığıyla doğru orantılı bu. Tabii kimlerin kaldığı doğru orantılı. Şimdi bence Berkan Yasin ikilisinden kalırlarsa hangisi kalır kalmaz diyelim, ikisi de gitti edecek. Tamam, Berkan'la Yasin de gitti. Sercan potaya girdi. Karşısına Cemal'i mi Barış'ı mı söyler yoksa Elif'i mi? O zaman ona cevap. Ama o da çok kritik mevzular yani. Efendim kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet efendim, Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Karşıyaka'dan formalarımız gelmiş. Karşıyaka Spor Kulübü'ne çok teşekkür ediyoruz efendim. İsimlerini de arkasına yazmışlar. İsimlerimizi de yazmışlar tek tek. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Ali Turgay Büyükkarcı'ya buradan kocaman selam olsun sevgili başkanım. Çok teşekkür ediyoruz formalar için. Ahmet Şimşek, Rıfat Eriş, Özden Şarkaya, Ömer Tımarcı'ya da buradan kocaman selam olsun. Ayrıca İzmir'in diğer kulüplerine, Göztepe'ye buradan kocaman selam olsun. Altay'a, Altınordu'ya ve Buca'ya da buradan kocaman selam olsun. Bütün İzmir takımlarına selam olsun diyelim. Evet Murat abicim. Evet, Karşıyaka Kulübü'ne teşekkür ediyoruz bize bu güzel formaları yolladığı için yönetime. Ve reji ekibinden Simay Yaver'in babası Metin Yaver bizi çok seviyormuş, bizi izliyormuş. Kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkürler formalar için. İzmir'i çok severim. İzmir'de de çok arkadaşım vardır. Selamlar İzmir ve selamlar Türkiye. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben de hem teşekkür edeyim formalarımız için, hem de Antalya'dan sevgili Hatice Kabadayı, Süleyman Kabadayı, 14 yaşında çok tatlı yeğenlerimiz, onlara çok selamlar. Bir de İstanbul'dan Hasibe, Sinan ve Lena her gece bizi izliyormuş. Onlara da buradan selam olsun. Evet efendim, Survivor Extra'nın bu gecelik sonuna geldik. Yarın Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.